Merhaba. Net Sayfam kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Pompei halkının helakı. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu depremler ve kül bulutu altında kalarak taşlaşmış ibret tablosu olan Pompei şehrinde 5000'den fazla kişinin öldüğü varsayılıyor. Zeytin ağaçları ile bereketli toprakları vardı. Önemli bir liman şehriydi. Hem tarım hem de ticaretle uğraşıyorlardı. Refah seviyesi o dönemde en üst düzeydeydi. 24 saat içinde bu bölge çorak bir arazi sessiz bir şehir olmuştu. Roma'nın en büyük şehri olan Pompei şehri aslında bundan 17 yıl önce bir depremle sarsılmıştı ama inanışlarına göre bunu tanrılarının bir öfkesi olduğunu sanmışlardı. Ama büyük bir yanılgı içindelerdi. Vezüv Yanardağı'nın bir uyarısıydı bu. Ama bunu anlamak için yeterli bilgi ve yeterli teknolojiye sahip değillerdi. Bu nedenle şehri terk etmek yerine ilah olarak kabul ettiklerine, çeşitli adakta bulundular, şehri güzelleştirdiler. Öyle güzelleştirdiler ki eskisinden çok daha iyi bir yer olmuştu. Depremden ibret almadılar, eski işlerine devam ettiler. Elbise temizlemek için çeşitli yerleri vardı. Burada köleler çalıştırıyorlardı. Elbiseleri idrar ile yıkıyorlardı, bunun içinden köleleri tercih ediyorlardı. Tabi kölelerin işi sadece bu değil, efendilerini yatakta memnun etmekti. İdrar Pompei halkı için kıymetli bir şeydi çünkü yağ lekelerini en iyi çıkaran şey idrardı. Gladyatöre çok önem veriyorlardı. Arenada savaş yaparken iki tercihleri vardı, birisi öldürmek, ikincisi ölmekti. Savaştan galip çıkan gladyatörler ün ve para sahibi oluyorlardı. Gladyatörlerin durumu öyle iyiydi ki şehirde istedikleri gibi gezip istedikleri işi yapıyorlardı. O dönemin en sözü geçen kişileriydi. Fakir insanlar ise hanlarda kalıyordu ve dışlanıyorlardı. Nerede yapılmayacak işler var, köleler ve fakir insanlar yapıyorlardı. Ama sonları hepsinin aynı oldu. Kükürt gazı ile boğularak ölmek ya da Vezüv'ün fırlattığı taş parçalarının çarpması ile ölmekti. Vezüv'ün patlaması nasıl oldu? Bir gün önce ufak sarsıntılar ortaya çıktı, bu Pompei halkını rahatsız ediyordu ama herhangi bir önlem almadılar. Sular ilk önceleri ısınmıştı, daha sonra ise kurudu, şehirde susuzluk başlamıştı. Toprak artık daha fazla sıcak, deniz suyu neredeyse kaynama noktasına gelmişti. Bazılarının dediği gibi lav olayı olmamıştı. Şayet böyle bir şey olsaydı, çok sayıda insan kurtulmuş olacaktı çünkü lav yavaş hareket eden ve aktıkça soğuyan bir şeydir. Bu nedenle insanlar herhangi bir lav akıntısından kurtulmuş olacaktı. İlk patlamada 24 kilometre yüksekliğine kadar çıkan bir duman oldu. Şehir halkı bu patlamayı duyunca hemen dışarı çıktı. Görüntü bazılarına göre bir doğa harikası, bazılarına göre ise büyük bir dehşetti. Daha sonra patlama sonucu gökten taş parçaları ve küller Pompei şehrine ulaşıyordu. Artık kaçmada orada beklemekte aynı tehlikeyi oluşturur bir vaziyet almıştı. Patlama sonucu kükürt gazı çıkmaya başlamıştı. Bu gaz insanın boğazını kurutuyor, yavaş yavaş zehirliyordu. Ölümün büyük çoğunluğu bu gazdan olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.